Merhabalar, ben Dilek. Bugün size eğer bir gün ben hayalimi yaşarsam bunu başkalarıyla paylaşacağım dediğim için bir video çekmek istiyorum. Bunu hamileyken çekmeyi özellikle istedim. Şu an tam olarak 35 haftalık hamileyim. Aslında dışarıdan geldim. Çok da yorgunum ama her an doğumum olabileceği için ve doğumdan sonra da vakit bulamayacağımı düşündüğüm için şimdiden çekmek istedim. İnşallah da editleyip yetiştirebiliriz. Videomda başlığa bilmiyorum ne koyacağım şu an. Bu benim ilk videom olduğum için biraz böyle tedirgin ve acemiyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu videoda size kendi gebe kalma hikayemden bahsedeceğim. Gebelik insanlığın varoluşundan beri pek çok insan için çok sıradan, bazıları için istenmeyen bir şey. Ama bazı kadınlar için daha zor sahip olunan, daha zor var edilebilen, var olabilen bir şey. Ben de onlardan biriydim. İlk hikayemi eğer Instagram'dan ya da beni bir yerlerden bir şekilde tanıyorsanız, arkadaşımsanız ya da bilirsiniz. İlk başlarda evliliğimin ilk 5 yılı hiç çocuk istemedim. İstediğim zaman da ebeyim bu arada ben. Kamuda çalışıyorum. İstediğim zaman da doktora gittim, kadın doğumcuya. İşte ne durumdayım, hormonlarım nasıl, rahmim nasıl, gebelik için uygun muyum diye. Ve orada başladı benim hikayem. Ocak 2018'de gittim ben kadın doğumcuya. İşte orada bana çeşitli regl'in 3. günde yapılan testler var. FSH, LH, östrojen, prolaktin gibi. Aslında bu videoyu izleyen birinin hani muhtemelen bu konularda az buçuk bilgisi vardır. Başkalarının dikkatini çekmez çünkü. Bunlar böyle kadınlık hormonu dediğimiz hormonlar. Benim bu hormonlarımda sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Doktor ultrasonda yumurtalıklarıma baktığımda da çok az yumurtam olduğunu gördü. FSH dediğimiz bir hormon var. Bu sizin yumurta sayı ve kaliteniz hakkında doktora bilgi vermiş oluyor. Hani kesin bir şey olmamakla birlikte bir ön bilgi veriyor. Benim bunun yüksek olmamasını bekleriz. Benim yüksekti. Sonra prolaktin diye bir hormon var. Süt hormonu diye geçer. O da yüksekti. Bunlar zaten bu kadar yüksekken kendi başına doğal yollardan gebe kalamazsın dedi doktor bana. Şeyde ultrasonda güzel yumurtam da görünmüyordu. O yüzden hani gebe kalamayacağımı söyledi ve biz de işte o ay ilaç kullanacaktım zaten prolaktini düşürmek için. O ay İlk kez korunmayı bıraktık ve ben Şubat ayında hamile kaldım doğal yollardan. Hiçbir şey yapmadan hamile kalmışım yani Şubat ayında. Mart ayında bunu öğrendim ama ilk gebeliğim çok kısa sürdü. Geçen yıl bu zamanlarda işte 2018 Mart ayında gebeydim ama maalesef 2 Nisan'da kürtaj olmak zorunda kaldım. Bebeğimin kalbi durdu. Ondan sonra o ilk gebelikten sonra buralara aslında hızlı hızlı geçmek istiyorum. Kendimi böyle çok da duygusallaştırmak istemiyorum. İlk gebelikten sonra kürtaj olduktan sonra bende çok yoğun bir anne olma isteği oldu ve benim için bir takıntı haline gelmeye başladı. Aslında takıntı haline gelmeye başladı değil de böyle o kadar çok istiyordum ki yani çok istediğiniz bir şeyde olmayacağını düşünmek böyle sizi pozitif olarak negatif olarak çok etkiliyor. Neyse işte kürtajımı yapan doktor şey demişti, rahminin 3 ay dinlenmesi gerekiyor demişti. O dinlenme sürecinde çeşitli sıkıntılar yaşadık. İşte yumurtalıklarımda kistler oluştu. Böyle yani çok böyle problemli bir dönem yaşadık. Ve kürtajdan 2 ay geçtikten sonra biz tekrar denedik. Olmadı o ay. O sırada ben doktor doktor gezmeye başladım tabii. Hani bu FSH niye yüksek? Bir de FSH yüksek çıkınca sizden direkt AMH diye başka bir hormon var. Antimüler hormon. Bu da size yumurta rezervinizi gösteriyor. Yani ne kadar yumurtanız kalmış. Açıkçası menopoz yaşınız hakkında bilgi veriyor da diyebiliriz. Kabaca çok detayla girip sıkmak istemiyorum. O hormonum da FSH yüksek, AMH düşük. Normalde tam tersi olması gerekiyor. AMH'ın yüksek, FSH'ın düşük olması gerekiyor. Benim için doktorlar söyledikleri şeyler, doktorların işte böyle çeşit çeşit bana böyle şeyler ne derler? Tanılar koyuyorlar. Kimi erken yumurta yetmezliği diyor. Kimi erken menopoz başlangıcı diyor. Ortak olarak çoğunun söylediği şey doğal yollardan çocuk sahibi olamayacağımdı. Tabii ki de bu beni çok üzdü. Çok yakın zamanda bebeğimi kaybettiğim için ve de anne olmayı çok istediğim için tüp bebek yaptırmaya karar verdik ama
O dönemde benim eşim asker ve sık sık seyirlere gidiyor. İstanbul'da yok. Bir doktorla tanıştım bu sırada bir de. İşte ben ona durumumu anlattım. Doktorların bana koydukları teşhisleri, çizilen umutsuz tabloyu anlattım. Ama şu an için hani tüp bebeği de yapmamız da çok zordu. Çünkü eşim yok. Hani onun için biliyorsunuz belli başlı ilaçlar kullanmak gerekiyor falan filan. Tam prosedüre hakim değilim ama hani eşimin olması gerekiyor yani. Onu çok iyi biliyorum. Neyse o dönemde işte doktor benimle olumlu ve pozitif konuştu. Bir kere doğal yollardan gebe kaldıysam bir kez daha kalabileceğimi söyledi. Önemli olan yumurta sayımın değil, var olan yumurtalarımın kaliteli olup olmayışını söyledi. Yaşım işte 31 olduğu için, bir kere gebe kaldığım için tekrar kalabileceğimi söyledi. Ve mevcut yumurtalarımı kalitelileştirebilmek için neler yapabileceğimi anlattı bana. Hani bu söylediklerin hepsinin de altında stresten uzak durmam, bu konudan uzaklaşmam, kafayı işte gebe kalmaya çok takmamam gerektiğini söyledi. Ve dedi ki bana, benim gittiğim doktor da bu arada tüp bebek yapan bir doktordu ama çok iyi bir doktor bence. Allah ondan razı olsun. Hani ben istememe rağmen hemen tüp bebek yapabilirdi ama yapmadı. Dedi ki 5-6 ay dene. Eğer 6 ay normal yollardan denediğiniz halde olmazsa yaparız dedi. Ve bu konuşmalar sanırım Haziran ayında geçti. O ay işte ben de artık araştırmaya başladım. Bunu kafama taktım ya, kendi kendime FSH'ı nasıl düşürebilirim? AMH yükseltemeyeceğimi biliyordum yumurta sayımı. Çünkü kadınlar belli bir yumurta rezerviyle, yumurta sayısıyla doğuyorlar. Sonra o yumurta sayısı doğuma kadar bile, anne karnında bile tüketmeye başlıyoruz. Ergenliğe kadar çoğunu tüketmiş oluruz ve hani sayı arttırılamıyor hiçbir şekilde. Kalite arttırılabiliyor. Ben de bunu araştırdım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde alternatif tıbbın ben gerçek tıbbın yerine geçebileceğine inanmıyorum. Ama şuna çok inanıyorum. Bir şeyi istediğimizde biz elimizden gelen maddi manevi elimizden ne geliyorsa yaptıktan sonra tevekkül edip neticesini Allah'a bırakmamız gerektiğine çok inanıyorum. Ben de böyle yapmaya karar verdim. Hani şu an için zaten hani tedavi göremiyordum. Tüp bebek gerek yok dedi doktorum. Bir 6 ay dene dedi bir kere kendim gebe kaldığım için. O zaman ne yapabilirim dedim. Kendi kendime ben FSH'ı nasıl düşürebilirim evde? Kendi başıma hani tedavisiz neler yapabilirim? Hem bu bana kendimi iyi hissettiriyordu, kafama oyalanacağım bir şeye takmış olmak. Hem de böyle bir şey istediğim şey için uğraştığımdan dolayı kendimi iyi hissediyordum. Şimdi bugün de size benim gibi böyle FSH'ınız yüksek, AMH'ınız düşük ve doktorların tüp bebekle bile gebe kalma şansın düşük dediği bir gruptaysanız birkaç kür yaptım. Dediğim gibi bu kürlerin hiçbiri doktorun tedavisinin, ilaç tedavisinin yerini tutmaz. Bunları yaparak ve tedavi görme şansınız varken görmeyerek kendinizi oyalamayın. Ben dediğim gibi zaten bekleyecektim. O süreçte vakit kaybetmemek için, hani bir şeyler yapmış olmak için yaptım. Ve şükürler olsun doğal yoldan da gebelik elde ettik. Hem de ikiz. Nedense ikiz demek çok mutlu ediyor beni. Neler yaptım anlatayım size kısaca. Zaten çok uzun anlattım hikayemi. Şimdi FSH'ı düşüren şeylerden birinin hayıt otu suyu olduğunu öğrendim. Yumurta kalitesini arttıran şeylerden birinin arı sütü bal polen olduğunu öğrendim. Ben şimdi sabahları kalkıyordum. Uyanır uyanmaz Aktar'dan arı sütü bal polenin karışımı vardı bir tane bende. Aktarlarda var bu. Markaların hiçbiri önemli değil. Hiçbir konuda. Hani sonuçta aşağı yukarı belli standartlara sahip hepsi. Sabahları bir tatlı kaşığı arı sütü bal polen içiyordum. 15-20 dakika sonra da hayıt otu suyu almıştım. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz ama ben iş yerinde bunu yapmakla uğraşmamak için Aktar'da böyle şey gibi rakı şişesi gibi bir şişede satılıyor. Öyle bir hayıt otu suyu almıştım. Bir çay bardağına yarım bardak hayıt otu suyu koyuyordum. Yarı kalanına da normal su koyuyordum. Onu içiyordum işte arı sütü bal polenden 20 dakika sonra. O hayıt otu çay Pardon, hayıt otu su karışımını içiyordum. Ondan sonra kahvaltı yapıyordum. Kahvaltıda da yumurta yemeye özen gösteriyordum. Yumurta en kaliteli proteinlerden biri olduğu için hücre yenilenmesine sebep oluyormuş benim araştırdığım kadarıyla. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık hani yaz dönemi olduğu için ne varsa onları yiyordum. Çayı azaltmıştım. Çünkü kansızlığın da etki ettiğini az buçuk biliyordum.
Kahvaltıdan sonra da bir saat sonra da testere dişli aslan pençesi çayı demliyordum. Onu nasıl yapıyordum? Bunların hepsi FSH'ı düşürmek için yaptığım şeylerdi. Bir tane su bardağının içine 2 çay kaşığı testere dişli aslan pençesi atıp onu kaynatıp biraz böyle ılıdığında süzüp içiyordum. Sonra öğle yemeği vakti geliyordu. Öğle yemeğinde de sebze yemeye çalışıyordum. Her gün kendime sebze yemeği yapıyordum ve iş yerine götürüyordum. Yiyordum onu da. Öğle yemeğinden sonra işte bir tane balık yağı içiyordum. Balık yağının markası önemli değil. Sonra doktorumun bana yazdığı bir multivitamin vardı. Onu içiyordum. Şimdi ben bunların markalarını bilerek de söylemiyorum. Çünkü hem reklam gibi algılanmasını ve videomun samimiyetine gölge düşürmesini istemem. Hem de sonuçta bana iyi gelen sana iyi gelecek mi bilemem. Hani bunu kadın doğumcunun önermesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Multivitamin yani hücrelerime iyi geleceğini düşündüğüm için içinde işte koenzim Q10 olan, folik asit olan, A vitamini olan, D vitamini, E vitamini, selenyum, çinko pek çok vitaminin yararlı şeyin olduğu bir multivitamin içiyordum balık yağından sonra da. Akşam yemeğinde ondan sonra akşam yemeğine kadar işte mevsim meyvesi yiyordum bir tane. Akşam yemeğimi yedikten sonra da her gün yürüyüş yapıyordum ben o gebe kaldığım ay. Çünkü yürüyüş yapmak gerçekten yumurtalıklar üzerindeki baskıyı kaldıran bir şey. Ve o bölge kanlandığı için, rahim bölgesi kanlandığı için de daha kolay gebe kalınabildiğini okumuştum. Ve işe yaradı mı, yaramadı mı? Yani bilmiyorum bunlardan hangisi işe yaradı ya da bunları yapmasam da olacak mıydı? Bilemiyorum. Benim bildiğim tek şey ben bunları yaptım. O sırada dediğim gibi doktora da gidiyordum. Benim bu söylediklerimin hiçbiri gerçek tıbbın yerini, bir doktorun önerilerinin yerini, bir kadın doğumcunun tedavisinin yerini tutmaz. Bunlar benim sadece bekleme sürecinde kendimi iyi hissetmek için yaptığım şeyler. Böyle Temmuz ayında işte 13 Temmuz'da son reglimi gördüm ve 7 Ağustos'ta çift çizgiyi çok silik de olsa gördüm. Çok erkendi. Bu gebe kalma hikayemi de başka bir gün anlatırım. Ama ikiz olduğu için tabii ben reglimden 4 gün önce öğrendim. İlk başta tek bebek zannediyorduk. Çünkü tek kese göründü. Sonrasında işte ikinci kese falan. Bunun hikayesi uzun. Bunu anlatırım. Sonra da işte Eylül'de de ikiz olduklarını öğrendim. Benim doğal yollardan tedavisiz gebe kalma hikayem bu. İnşallah şu an kendini umutsuz hisseden birine umut olabilmişimdir. İnşallah şu an kendini kötü hisseden birine zerre de olsa iyi hissettirebilmişimdir. Bu benim eğer bir gün ben mucizemi yaşarsam anlatacağım dediğim. Çünkü ben kendim çok aramıştım böyle mucize hikayeleri, güzel hikayeler, işte olumsuz çizilen tablolardan çıkan güzel sonuçlar çok aramıştım ve kendi kendime söz vermiştim. Ben yaşarsam bunu anlatacağım diye, asla gizlemeyeceğim diye. O yüzden Instagram'da da anlattım bunu. Sorana, eşime, dostuma, arkadaşlarıma da anlattım. Ve şu anda da böyle YouTube'a koyup doktordan geldin. Belki çok mutsuzsun, belki ağlıyorsun ve yatağında böyle bir hikayeyle karşılaş istedim. 35 haftalık gebeyim, ikizlerimi bekliyorum. İzliyorsan ve ben daha doğum yapmamışsam bana dua et de sağlıkla kucağıma alabileyim. Ben de bütün gönlümle, yani bütün kalbimle isteyen her kadının, tatmak isteyen her çiftin bu duyguyu tatması için Allah'a dua ediyorum. İzlediysen teşekkür ederim. Hoşça kal.